Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli, cevizli, kesme tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, 1 çeyrek dilim limon ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 10 dakika kaynatıp içinden limonu çıkartıp alıyorum. 1 çay bardağı pekmez şerbeti döküp karıştıralım. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağı kapatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için oda sıcaklığında 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı tahin, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı sirke ekleyip karıştıralım. Biraz un ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekledim. Hamuru yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 1 su bardağından bir parmak eksik robotta çekilmiş ceviz ekledim. Biraz iri çektim cevizleri. Hamuru iyice yoğurdum. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru şekillendireceğim. Hamuru şekillendirmek için bir parça hamurdan koparıp aldım. İçinde ceviz olduğu için şekillendirmek biraz zor oluyor. O yüzden videoda görüldüğü gibi elimle şekillendiriyorum. Üzerini çatalla çizip şekil veriyorum. Kenarlarını da aynı şekilde çatalla çizerek şekil veriyorum. Bir hamur kesiciyle kare olacak şekilde kesiyorum. Elimle biraz düzeltip şekil verdikten sonra tepsiye yerleştiriyorum. Fırın tepsisine yerleştirdim. Fırın tepsisini yağlamadım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. 10 dakika 180 derecede pişti. 200 dereceye aldım. Üzeri kızarana kadar pişirdim. Bir 5 dakikada öyle pişti. Toplamda 15 dakikada benim fırınımda pişti. Tatlı sıcak şerbet soğuk olarak veriyorum. Saatin sonunda servis edebilirsiniz. Tatlılarımız hazır. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.